Clicker sorusu için son 10 saniye. Cevaplar biraz karışık. Geç gelenler için ikinci bir şans daha vereceğim. Peki, PK4 olsaydı ne söyleyebilirdik? Her şey aynı. Sadece PK4. Cevabınız ne olurdu? Son 10 saniye. İlginç. Çoğunuz doğru cevap verdi. PK3 veya 4 için cevap değişmezdi. Ama sizlere düşünmeniz için ve yanınızdakilerle konuşmanız için fırsat verilmiş oldu ve ona göre karar verdiniz. Böylece daha çok insan doğru cevapladı. Peki, bunun neden doğru olduğunu düşünelim. Ders notlarıma bakabilirsiniz. Bununla ilgili birkaç slayt var ki bunlar sizin notlarınızda yok. Konuştuğumuz şeylerle ilgili olduğunu göreceksiniz. Asit-baz titrasyonları ile ilgili sadece kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen ders pH eğrisinin farklı noktalarında neler olduğu konusunda konuştuk ve eşdeğerlik noktasının yarısı kavramından bahsettik. Bu noktada pH pK'ye eşitti. Diğer bir deyişle protonlanmış ve protonlanmamış moleküllerin mol sayıları birbirine eşittir. Bütün bunları şu şekilde de düşünebilirsiniz. Başlangıçta pH, pK'dan daha düşüktür. Moleküllerin çoğu protonludur. Buna karşılık pH, pK'dan çok yukarıda ise moleküllerin çoğu protonsuzdur. Şimdi son soruyu, pK'nın 4 olduğu soruyu düşünelim. Birinde molekülün pK'sının pH'ye eşit olduğu bir örnek verirseniz, bu örnekteki protonlu ve protonsuz molekül sayısının eşit olduğu bir örnek vermiş olursunuz. Bunun yerine pH'sı pK'dan daha yüksek bir örnek verirseniz çoğu protonsuz bir örnek vermiş olursunuz. Titrasyon konusunu işlerken tamponlar için Henderson-Hasselbalch eşitliğinin nasıl kullanılacağından bahsetmiştim. Bu eşitliği bu tür problemlerin düşünülmesinde de kullanabilirsiniz. Eğer pH pK'dan çok yüksekse protonsuz moleküller daha fazla olacaktır. İşte burada bu iki sayı için matematiksel işlemleri görüyorsunuz. Eğer pH pK'dan çok küçükse molekülünüz protonlu olacaktır. Organik kimya ve biyokimya derslerini aldığınızda bu tür şeyleri düşüneceksiniz. Biyokimyacılar amino asit yan zincirlerinin pK'sını düşünmek için çok zaman harcar ve çoğunlukla enzimlerin çalışma mekanizması ile ilgili önerilerde bulunurlar. Onların önerilerine göre bazı yan zincirler enzim mekanizmasında katalitik asit ya da baz olarak görev yapar. Çoğunlukla insanlar öyle şeyler öneriyorlar ki molekülün pK'sına göre çok mantıklı gelmiyor. Bir proton vereceğini iddia ediyorlar ama verilen pK'da ve vücuttaki enzimin verilen pH'sına göre protonlanmış olamaz. Sahip olmadığı bir şeyi bir molekül nasıl verebilir ki? Biyokimyada insanların hakkında konuştuğu bazı sorular bunlardır. Eğer bir biyokimya seminerindeysiniz ve biri bu tür konular hakkında konuşuyorsa, dinleyici sıralarından el kaldırıp önerdiğiniz enzim mekanizmasında
amino asitin pKa'sı hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorabilirsiniz. Veya bu yan zincirin pKa'sı hakkında ne düşünüyorsunuz diyebilirsiniz. Bende en çok tepki uyandıran şey, burada kimya dersi almış diğer insanların pKa'ların biyolojik rollerinden haberdar olmamasıdır. Şimdi bir şeyler biliyorsunuz. Problem setinizde bunlardan bazıları var. Daha ileri sınıflara gittiğinizde pKa ile ilgili tartışmalar yapılacaktır. Elinizi kaldırın ve muhteşem pKa bilginizle diğerlerini etkileyin. Bu beni heyecanlandırır. pKa bilginiz nedeniyle ilave puan aldığınızda lütfen bana e-posta atın. Şimdi moleküllerin pKa'ları hakkında düşünebiliriz. Bu size ileride çok yararlı olacak. Bazı insanlar bana şöyle dedi: zayıf bir asidi kuvvetli bir bazla titre etmemeye söz verirsem yine de testin bir kısmını yapmak zorunda mıyım? Peki, bildiğiniz gibi bu sadece asit baz titrasyonu değil. Burada öğrendiğiniz bazı şeyler aslında diğer şeylerle ilgilidir. Bunların çoğunu kariyerinizde daha sonra göreceksiniz. Enzimleri severim. Enzimler önemlidir. Ben bir biyokimyacıyım. Asitler ve bazlar biyokimyada çok önemlidir. Biyokimyada çok önemli olan diğer bir şey de yükseltgenme indirgenmedir. Dolayısıyla şimdi yaptığımız bu iki ünite üçüncü sınavda olacak. Enzimlerin çalışma sistemine uygulayacağınız pek çok temel prensibi öğreniyorsunuz. Geçen ders bazı kurallardan konuşmaya başlamıştık. Yükseltgenme basamağını belirleme kuralları. Yükseltgenme indirgenme problemlerini yapmak için bilmeniz gereken oldukça temel kurallardır. Kurallar buradadır. Ve şimdi bu kuralları nasıl uygulayacağımıza dair birkaç örnek görelim. İlk bileşiğin içinde sadece lityum ve oksijen vardır. Lityum oksit. Lityumun yükseltgenme basamağı hakkında ne biliyorsunuz? Kaçtır? Artı bir. Birinci gruptakiler artı bir olur. İki tane lityum atomumuz var. Şimdi yukarıdaki kurallardan birisini uygulayalım. Bu molekülde oksijenin yükseltgenme basamağı nedir? Eksi 2. Bu peroksit değildir. Bu nedenle eksi 2'dir. Artı 2 eksi 2 eşit 0'dır. Bu iyi. Çünkü molekülün üzerinde yük yoktur. Dolayısıyla molekülde tüm yükseltgenme basamaklarının toplamı 0 olmalıdır. Bu da kurallardan bir tanesidir. Şimdi fosfor pentaklorüre bakalım. Klorun yükseltgenme basamağı hakkında ne tahmin ediyorsunuz? Ne olabilir? Eksi bir. Klor için istisnai durum nedir? Ne zaman ve ne ile? Oksijenle birlikte olduğu zaman farklıdır. Pekala. Burada 5 tane klorür anyonu var. Ne olmasını tahmin ediyorsunuz? Sizce ne olabilir? Artı 5. Toplam yükümüz yine 0. Bir molekül için her zaman aynı kurallar geçerli olmayabilir. Ama size bir molekül verildiğinde kuralları kullanarak diğer atomların yükseltgenme basamaklarını bulabilirsiniz. Şimdi birkaç örnek daha yapalım. Nitrik asite bakalım. Oksijenle başlayalım. Oksijen burada ne olur? Eksi 2. Negatif 2 ve 3 tane oksijen var. Bunların hepsini toplamamız gerekir. Peki hidrojen? Artı 1. Artı 1 hidrojen için istisna nedir? Hidrojen için istisna nedir? Metalle birlikte olduğu zaman. Peki azotta ne kalır? Artı 5. Bunları toplayalım. Pekala.
Bunda çok iyisiniz. Şimdi bir clicker yarışması yapalım. Bu moleküldeki azotu söyleyin. Bu moleküldeki azotun yükseltgenme basamağını söyleyin. Son 10 saniye. Son 10 saniye. Mükemmel. Yarışmaya bile gerek yok. Çoğunuz doğru yapmışsınız. 2 çarpı artı 1 eksi 2 eşit 0. Bu problemleri yaparken başka bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Genellikle molekülün bütününe baktığınızda temel iyonları fark edebilirsiniz. Burada proton artı nitrat olarak düşünebilirsiniz. Aynı sonuca ulaşırsınız. Molekül biraz karmaşıksa ve bunu parçalara ayırmak isterseniz yapabilirsiniz. Sonuç değişmez. Aynı cevabı alırsınız. Pekala, söylediğim gibi bu ünitede bol miktarda toplama çıkarma yapacaksınız. Bu kısım çok karışık değil. Fakat bu basit matematiği yaparken çok dikkat etmeniz gerekir. Pekala. Şimdi birkaç örneğe bakalım. Bazı tanımlar vereceğiz. Yükseltgenme nedir? Bir şey yükseltgenirse ne olur? Bir şeyi yükseltgerseniz elektronlarını kaybeder. Peki, indirgerseniz ne olur? Elektron kazanılır. Çoğunuz bu tanımları iyi yapıyorsunuz. Şimdi sorun çıkarana bakalım. Yükseltgeme aracı, yükseltgen, yükseltgeme ajanı, elektron alır ve kendisi indirgenir. Yükseltgen diğer maddeleri yükseltgemek için kullanılır. Diğer maddeleri yükseltgemek ister. Bu nedenle yükseltgeme aracı adı verilir. Ama kendisi indirgenir. İndirgeme aracı veya indirgen elektron verir. Kendisi yükseltgenir. Çevresindekileri indirgemeye çalışır. Bu tanımları aklınızda tutun. Çünkü bu ünitede çok kullanacaksınız. Şimdi bu tanımları kullanacağız. Tepkimelere bakacağız ve hangisi yükseltgenmiş, hangisi indirgenmiş karar vereceğiz. Bu özel reaksiyon türünde disproporsiyonasyon tepkimesinde aynı element hem yükseltgenir hem de indirgenir. Bu tepkimeyi iki eşitliğe ayıralım. Çünkü her redoks tepkimesinde hem yükseltgenme hem de indirgenme olur. Bunları ayrı ayrı yazabilirsiniz. Sodyum burada gözlemci iyondur. İzleyicidir. Tepkimeyi seyreder. Tepkime denklemlerine yazılmaz. Eşlenik asit olarak etkisizdir. Tepkime de hiçbir şey yapmaz. Pekala, burada ne olduğuna bakalım. Hangisi yükseltgeniyor, hangisi indirgeniyor bulalım. Buradan başlayalım. Bu anyonda yükseltgenme basamakları nelerdir? Burada oksijenin ve klorun yükseltgenme basamakları nelerdir? Klor ve oksijen arasındaki bu ikili bileşiklerde her birinin yükseltgenme basamağı nelerdir? Hipoklorit anyonundan başlayalım.
Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Toplam yük eksi 1'dir. O halde klor atomunun yükseltgenme basamağı nedir? Artı 1'dir. Bu bir istisnadır. Klor genelde eksi 1'dir. Oksijenle birlikte olduğunda farklıdır. Burada bütün anyonun yükü eksi 1'dir. Şimdi klorat anyonuna bakalım. Burada ne olur? Diğerine benzer mi yoksa farklı mı olacak? Oksijende ne olur? 3 tane eksi 2'miz var. Bu bir peroksit değil. Bu nedenle oksijen eksi 2'dir. Toplam yük eksi 1'dir. O halde burada klor nedir? Artı 5, evet. Bu sıra dışı ama doğru. Biz kurallarımızı uyguluyoruz. Klor genelde eksi 1'dir ama oksijenle birlikte ise farklıdır. Klor burada artı 1 iken artı 5 oldu. Burada ne oldu? Yükseltgendi mi yoksa indirgendi mi? Artı 1 iken artı 5 olmuş. O halde yükseltgenmiştir. Yükseltgenme olup olmadığını söyleyebilmek için yükseltgenme basamaklarına bakmamız gerekir. Böylece tepkime sırasında neyin değiştiğini görebiliriz. Şimdi aşağıdakine bakalım. Bunu biraz önce yapmıştık. Burada klor artı 1'dir. Oksijen ise eksi 2'ydi. Toplam yük eksi 1'di. Peki diğer tarafta klorun yükseltgenme basamağı nedir? Eksi 1. O halde klor artı 1'den eksi 2'ye gitmiştir. Peki bu nedir? İndirgenmedir. Eğer her ikisi de yükseltgenseydi bir şey yanlış yapıldı demektir. Çünkü bu tepkimelerde hem indirgenme hem de yükseltgenme olmalı. Bu bir disproporsiyonasyon tepkimesidir. Bu tepkimede klor hem indirgenmiş hem de yükseltgenmiştir. Bu tür tepkimelerde ne olduğunu böyle düşüneceksiniz. Şimdi tepkimeyi denkleştirmemiz gerekir. Daha sonraki problemleri doğru cevaplamak için bu çok önemlidir. Denkleştirmeyi bir örnek üzerinde görelim. Bunun için çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu bilmemiz gerekir. Önce buradaki iki ayrı tepkimeye bakalım. Burada demir ve krom atomları var. Bunları ayrı ayrı inceleyebiliriz. Burada ilkini görüyorsunuz. Şimdi burada ne olduğunu düşünelim. Burada oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtır? Oksijene ne olmuş? Oksijen nedir? Kromların yükseltgenme basamaklarını bulun ve bana ne olduğunu söyleyin. Bir mırıldanma duyuyorum. Bu gruptakiler diğerlerine yardım ediyor gibi. Daha fazla zamana ihtiyacınız var mı? Son 10 saniye. Pekala. Çok iyisiniz. Şimdi cevaba bakalım. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. Toplam yük eksi 2. Kromun yükseltgenme sayısını hesaplayalım. Krom artı 6. Krom artı 6 iken artı 3 olmuş. Yani indirgenmiştir. %75'iniz bunu anlamış. Güzel.
Şimdi çoğunuz bunu yapmalı. Demir artı 2 iken artı 3 olmuş. Yükseltgenmiş. Şimdi denkleştirelim. Notlarınızda bazı boşluklar bırakmıştım. Onları şimdi doldurabilirsiniz. Burada iki yöntemimiz var. Kitaplarda farklı yöntemlerle karşılaşabilirsiniz. Cevabı bulmak için istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Geçmiş tecrübelerime dayanarak pek çok kişi şimdi vereceğim yöntemi daha kolay buldu. Bu nedenle sizlere bunu göstereceğim. Ama siz kendinize en kolay gelen yöntemi kullanabilirsiniz. İlk önce oksijen ve hidrojen dışındaki elementleri denkleştireceğiz. Oksijen ve hidrojeni her iki tarafı eşitlemek için daha sonra denkleştireceğiz. Oksijen haricindekileri eşitlemek için ne yapmalıyız? Ne koymalıyız? 2 koymalıyız. Böylece iki taraftaki krom sayısı eşit olur. Demir için ne yapmalıyız? Hiçbir şey. Bu çok kolaydı. Bu yöntemde oksijenleri eşitlemek için su ilave etmelisiniz. Peki ne kadar su eklememiz gerekir? 7 mol su eklemeliyiz. Aşağıdaki tepkime için yapmamız gereken bir şey yok. 7 mol suyu buraya yazalım. İkinci adım, buraya koyduğumuz hidrojenleri eşitlemek. Bunu H artı kullanarak eşitleyebiliriz. Söylediğim gibi bazı kitapların farklı olduğu yer burasıdır. Eşitlemek için teknik olarak daha doğru olan hidronyum iyonunu kullanırlar. Ama oksijenler yine eşitlenmemiş olacak. Bu basit yaklaşımı kullanmak daha iyidir. İlk tepkimeye kaç tane proton ilave etmeliyiz? Evet, 14 tane buraya. İkinci reaksiyon için yapmamız gereken bir şey yok. Çok basit. Şimdi yükleri eşitleyelim. Her iki taraftaki yük miktarı birbirine eşit olmalı. İlk tepkimede yük denkliğini sağlamak için kaç tane elektron eklemeliyiz? Ve hangi tarafa koymalıyız? Cevabı duydum. 6. 6 elektron ilave etmeliyiz. Bu ünitede kafanızdan toplama çıkartma yapmanız gerekiyor. Sınavda bu işlemleri çok iyi kontrol etmeniz gerekir. Toplama çıkartma hatasından puan kaybetmek çok üzücü. Sınavda bundan puan kaybetmemeye bakın. İkinci tepkimede ne olacak? Nihayet bunun için yapacak bir şeyimiz oldu. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Evet, bir elektron ekleyeceğiz. Şimdi yükler eşitlendi. Şimdi bu tepkimeleri bir tam sayı ile çarpmamız gerekiyor ki elektronlar birbirini götürsün. Bunun için ikinci tepkimeyi kaçla çarpmalıyız? Evet, aşağıdaki tepkimeyi 6 ile çarpmalıyız ki elektronlar birbirini götürsün. Böylece alınan ve verilen elektron sayıları birbirine eşitlenmiş oldu. Şimdi iki tepkimeyi toplayalım ve gerekli götürmeleri yapalım. İşte bütün tepkime burada. 6 elektron, 14 proton, 1 tane bikrom atanyonu, 6 tane demir artı 2, 2 tane krom artı 3, 7 tane su, 6 tane demir artı 3 ve 6 elektron. Elektronlar birbirini götürür. İkinci kez kontrol edelim. Burada matematiksel hatalar çok yapılır. Bu noktada bir hata varsa tayin edelim.
Eğer bir hata yaptıysanız tepkime denkleşmez. 14 hidrojen burada, 14 hidrojen orada. 2 krom orada, 2 krom burada. 7 oksijen orada, 7 oksijen burada. 6 demir orada, 6 demir burada. Yükler de eşitlenmiş olmalı. Bunları iki kez kontrol edin. Tamamsa işiniz bitmiştir. Bu asidik çözeltidir. Her iki taraftaki yük de artı 24'tür. İkinci kez kontrol ettik. Bu asidik bir çözeltiydi ve denklemde protonlar vardı. Çözeltiniz bazik de olabilirdi. Bunun için kitaplarda farklı yaklaşımlara rastlayabilirsiniz. Bana göre en basit olanı şu. Buraya kadar asidik çözelti ile aynı adımları kullanır. Ve tam bu noktadan sonra çözeltiyi nötralize eder. Ve pH'yi ayarlayabilmek için her iki tarafa da hidroksit iyonu ekler. Sonra bunları toplarız. Böylece bu tarafta 14 su, karşı tarafta ise 7 su ve 14 hidroksit iyonu oldu. Şimdi bunu birleştirip tekrar yazalım. Sol tarafta 14 mol su var. Sağ tarafta 7 mol su ve 14 mol hidroksit iyonu oldu. Şimdi suları sadeleştirmemiz gerekir. Böylece bazik ortamda bir eşitlik elde edilmiş olur. Asidik çözelti ve proton yerine artık bazik çözelti ve hidroksit iyonları var. Aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Bazı kitaplar bunu farklı yollardan yapar. Bence bu en kolay yol. Toplama çıkartma hatası yapma ihtimali en az olan yol bu. Bunlar bu ünite için gereken temel bilgilerdir. Moleküle bakarak yükseltgenme basamaklarını bulabilmelisiniz. Tepkimeleri eşitleyebilmelisiniz. Bunları yapıyorsanız bundan sonraki aşamalara geçebilirsiniz. Bu noktada bir şey diyeceğim. Bunlar iki farklı cevaptır. Biri asidik, diğeri ise bazik çözeltide. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme tepkimesinin ne olduğunu göstermek için küçük bir demo yapacağız. Bu gösterinin ilginizi çekeceğini ümit ediyorum. Kağıt üzerinde olan yükseltgenme indirgenme tepkimesi belki de gerçek hayattakinden daha zevkli olabilir. Şimdi Doktor Taylor ve Doktor Paddy Christie bu tanıtımda bize yardımcı olacaklar. Pekala, bu daha çok görsel bir şey. Söylenecek fazla bir şey yok. Kısaca size manyezyumun yükseltgenmesini göstereceğiz. Bir yükseltgenme kaynağını kuru buzun içine, yani karbondioksit karının içine koyacağız. Ayrıca kuru buzun içine manyezyum parçaları koyacağız ve manyezyumu yakacağız. Ve sonrasında ne olduğunu göreceksiniz. Tepkimenin endotermik mi yoksa egzotermik mi olduğuna karar verebilirsiniz. Tekrar yapmamı ister misiniz?
Yardımcılarıma çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yükseltgenme, indirgenme tepkimeleri çok ilginç olabilir. Ama evde sakın denemeyin. Şimdi devam edelim. Temellerini biliyoruz. Elektrokimyasal pilleri konuşacağız. Faraday kanunundan bahsedeceğiz. Ve yapmayı en sevdiğim şeylerden biri, Gibbs serbest enerjisine geri döneceğiz. Termodinamik kimyanın her yerindedir. Ondan kaçamazsınız. Umarım bugünkü dersin sonunda Gibbs serbest enerjisine geri dönebiliriz. Elektrokimyasal pil nedir? İçinde elektrik akımının dolaştığı veya elektron akışının olduğu bir alettir. Bu araçta ya istemli bir tepkime olur ya da bu araç istemli olmayan tepkimelere neden olur. Batarya yani akü teknik olarak seri bağlanmış pillerden oluşan bir sistemdir. Bataryanın toplam voltajı her bir pilin voltajlarının toplamına eşittir. Şimdi nasıl göründüklerine bir bakalım. Burada basit bir çizimini görüyorsunuz. İçinde farklı çözeltiler olan iki tane beherimiz, iki elektrot ve bir de tuz köprüsü var. Elektronlar bunun yardımıyla taşınır. Geçen akımı buradaki ampermetreden okuruz. Aslında voltaj farkını da okuyabilirsiniz. MIT öğrencileri şimdi çok şanslı. İnternet var, ders notlarınız var, her şeyiniz var. Ama eskiden öğrenciler gece problem setlerini yapmak için batarya kurup elektrik üretmek zorundaydı. Ama şimdi sizler için kolay. Elektrik ampulleriniz var ve onunla çalışan araçlarınız var. Şimdi parçalarını ayırıp inceleyelim. Burada bu sistem için çizdiğim güzel bir resim var. O yüzden önce daha güzel olan resmi gösterdim. Burada içinde çözelti olan bir beher var ve içlerine birer tane elektrot konmuş. İlaveten bir tuz köprümüz var ve üzerindeki voltajı ölçebileceğimiz bir tel mevcut. Şimdi iki tarafta da neler olduğunu bir düşünelim. Bir beherde yükseltgenme tepkimesi, diğer beherde ise indirgenme tepkimesi olmalı. Şimdi sol tarafta ne olduğuna bakalım. Çinko sisteminde yükseltgenme olur. Çinko, çinko artı 2'ye yükseltgenir. Elektrot yüzeyinde ne olduğunu bu resimde görebilirsiniz. Katı çinko ve çözeltide çinko artı 2 iyonları var. Bir çinko atomu çinko iyonuna dönüşürken yükseltgenme olur. Burada tepkime denklemini görüyorsunuz. Katı çinko 2 elektron verir ve çözeltiye geçer. Bu elektronlar tel üzerinden diğer taraftaki behere gider. Burada da katı bakır elektrot yani katot vardır. Çözeltideki bakır artı iyonları elektron alarak katı bakıra indirgenir ve elektrot yüzeyinde birikir. Burada indirgenme tepkimesini görüyorsunuz. Bakır artı 2 iyonları 2 elektron alarak katı bakıra dönüşmüş. Yükseltgenmenin olduğu elektroda anot denir. İndirgenmenin olduğu elektroda ise katod adı verilir. Bu tepkimeler gerçekleşirken iki taraftaki yük miktarı değişir. Burada tuz köprüsü var. Çözeltideki yük değişimini nötralize eder. Negatif iyonlar yani klorür anyonları buraya gelir. Çünkü çözeltide artı 2 yüklü iyonlar artmıştır. Diğer tarafa ise potasyum katyonları gider. Çünkü indirgenme ile çözeltideki artı yük azalmıştır. Bunlar basit bir elektrokimyasal pilin temel bileşenleridir. Şimdi bir pilin nasıl gösterildiğinden veya nasıl yazılacağından bahsedelim. Burada birini görüyorsunuz. Bir katı çinko elektrodumuz var. Çözeltide çinko artı 2 iyonları var. Katı çinko ve iyonlar arasına bir çizgi koyuyoruz. Bu çizgi burada bir faz sınırı olduğunu gösterir. Çünkü katı fazdan çözelti fazına geçiliyor. Eğer burada iki çizgi görürseniz
Bir tepkime bir beherde, diğer tepkime diğer beherde diyebilirsiniz. Bu tuz köprüsünü temsil eder. Diğer taraftaki tek çizgi de faz ayrımını belirler. Katı bakır ile çözelti içindeki bakır iyonları arasındaki faz sınırını gösterir. Bir elektrolitik pilde sistemden geçen elektrik yükü miktarı anotta harcanan çinko miktarı ile orantılıdır veya katotta biriken bakır miktarı ile orantılıdır. Buna Faraday kanunu denir. Burada yükseltgenliği gösteren bir filmimiz var. Şimdi ne olduğuna bir bakalım. Yeşil renkli olan elektrottur ve ortamda su molekülleri var. Şimdi yükseltgenme esnasında ne olduğunu görelim. Burada etrafta bir şeyler yüzmekte. Elektronlar geliyor ve çözeltiye giriyor. Bu çinko ise bu esnada çinko artı 2 iyonları oluşur. Yani yükseltgenme meydana gelir. Çinko iyonları etrafta dolaşmaya başlar. Burada başka bir çinko iyonunu görüyorsunuz, dışarı gidiyor. Buradaki elektrot sadece yükseltgenmenin olması için kullanılmaktadır. Oldukça cool, elektronlara karşı gayet ilgisiz. Böylece burada neler olduğunu görmüş olduk. Katotta ne olur? İndirgenme. Ortamda bakır artı 2 iyonlarımız var. Oluşan katı bakır elektrodun üzerini kaplayacak. Buradaki elektrot mavi renkli. Ortamda tekrar su moleküllerini görmektesiniz. Ayrıca suda yüzen bakır artı 2 iyonları var. Şimdi buna bir bakalım. Elektronlar geliyor, elektrodun bir parçası oluyor. İçeri giriyorlar, birikiyor ve elektrodu kaplıyor. Şimdi elektronları alıyor, indirgeniyor, katı oluşuyor ve elektrot üzerinde bir tabaka meydana geliyor. Elektronun geldiğini görüyorsunuz. Tekrar edelim. Devreden geçen akım miktarı yani elektron sayısı iki elektrotta olan tepkimelerle doğru orantılıdır. Belli bir miktar akım geçtiğinde çinko elektrodun ne kadar tükendiğini ya da ne kadar bakır oluştuğunu bulabilirsiniz. Söz gelişi devreden 1 saat süreyle 1 amper akım geçerse bu sistemde ne olur? Bunu hesaplayabiliriz. Sistemden ne kadar yük geçtiğini bulmak için bu formülü kullanacağız. Burada Q terimi Coulomb prensibinden yük miktarıdır. Yük miktarı amper çarpı zamana eşittir. Şimdi birimlerine bakalım. Amper Coulomb bölü saniyedir. Zaman ise saniye cinsinden kullanılmalıdır. Buradaki işlemi yaparsak 1 amper çarpı 3600 saniye eşit 3600 Coulomb'dur. Yani devreden geçen yük miktarı 3600 Coulomb'dur. Bunu bildiğimize göre Faraday sabitini kullanarak devreden geçen elektronun mol sayısını bulabiliriz. Burada Faraday sabiti var. Birimi mol bölü Coulomb'dur. Böylece yük miktarını devreden geçen elektronun mol sayısına çevirebiliriz. 1 Faraday 96.485 Coulomb'dur. 1 amperlik akımda 1 saatte devreden geçen elektronun mol sayısı ise 0.0373'tür. Şimdi ne kadar çinko tüketildiğini ve ne kadar bakır oluştuğunu hesaplayabiliriz. Devreden geçen elektronun mol sayısını biliyoruz. 1 mol çinkonun tüketilmesi için kaç mol elektron geçmelidir? Yüksek sesle söyleyin. İki dediniz. Doğru. Yani çinkolar çinko artı ikiye dönüşüyor.
ve 1 mol çinko için 2 mol elektron gerekir. Şimdi çinkonun atom kütlesine bakıp kaç gram olduğunu hesaplayabiliriz. Aynı şeyi bakır için de yapabiliriz. 1 mol bakırın birikmesi için sistemden kaç mol elektron geçmelidir? Daha yüksek sesle. 2. Doğru. Şimdi atom ağırlığına bakalım. Çinkoya çok yakın. Anlamlı rakamlara göre eşit çıkıyor. Ama bu her zaman doğru değildir. Aynı olamaz. Bu problemler çok karmaşık değil. Biraz da kullanılan elektrot türleri hakkında konuşmak istiyorum. Elektrotumuz her zaman tükenmek ya da üzerinde bir şeyler birikmek zorunda değildir. Tepkimeye girmeyen bir element de kullanabilirsiniz. Örneğin platin gibi. Platin inert bir elektrottur. Burada bir örneğini görmektesiniz. Bu pilde platin elektrot var. Elektrodun çözeltiye geçmesi yerine çözeltide iki farklı iyon bulunmakta. Bu farklı bir pil türüdür. Peki buradaki tepkimeler için hangi denklemleri yazarız? Orada neler oluyor? Katotta ne olur? Yükseltgenme mi yoksa indirgenme mi? Sanırım bir konsensusa vardınız. İndirgenme. Doğru. Bu hatırlamanız gereken şeylerden biri. Daha sonra problem çözerken çok önemli olacak. Ortamda katı bakır ve bakır artı 2 iyonu varken sizce indirgenme tepkimesi nasıl olur? Eğer indirgenme varsa, bakır artı 2 iyonlarının katı bakıra indirgenmesi gerekir. Peki anotta ne olur? Anotta yükseltgenme tepkimesi meydana gelir. Krom artı 2 ve krom artı 3 arasında nasıl bir yükseltgenme tepkimesi oluşur? Neye dönüşür? Krom artı 2 bir elektron vererek krom artı 3'e dönüşür. Yükseltgenme tepkimesi bu olmalıdır. Şimdi bu pili nasıl yazacağımızı düşünelim. Bu tür pillerin gösterimi şöyledir. Elektrot olarak platin var. Platini yazarız. Tek çizgi faz sınırını gösterir. Ve çözeltide krom artı 2 ve krom artı 3 iyonları var. Bunların arasına virgül koyarız. Bu beherlerden biridir. Ve burada anot tepkimesini de aşağıda görmektesiniz. Buradaki çift çizgi tuz köprüsünü temsil eder. Sonra diğer behere geçilir. Burada katı bakır ile bakır artı 2 iyonları arasına tek çizgi konmuştur. Çünkü bir faz sınırı vardır. Katottaki tepkime denklemi aşağıda verilmektedir. Bu pile ait anot ve katot tepkimesi bu şekilde yazılmalıdır. Başka bir elektrot türü de hidrojen elektrottur. Bu çok yaygın bir elektrottur. Aslında standart indirgenme potansiyelleri standart hidrojen elektroda karşı ölçülür. Kısaca SHE diye kısaltılır. SHE'ye göre ölçüldü diyorlarsa bunun ne anlama geldiğini şimdi biliyorsunuz demektir. Bu standart hidrojen elektrot anlamına gelir. Bu elektrot iki şekilde kullanılabilir. Hem anot hem de katot olarak. Eğer katot olarak kullanırsanız hidrojen iyonları indirgenir. Eğer anot olarak kullanırsanız hidrojen gazı yükseltgenir. Standart hidrojen elektrotta daha çok platin kullanılır. Buradaki resme bir bakalım. Burada bir cam silindir var. Hidrojen gazı pompalanıyor. Aşağıdan kabarcıklar çıktığını görmektesiniz. Çözeltiniz hidroklorik asit olabilir. İçinde çok miktarda hidrojen iyonları vardır. Bu beher bir taraftaki standart hidrojen elektrot olabilir. Diğer tarafta daha önce gördüğümüz katı çinko ve çözeltide çinko artı 2 iyonları var.
Standart hidrojen elektrot katotta olduğu için suda hidrojen iyonu, faz sınırı, hidrojen gazı, faz sınırı, katı platin yazabiliriz. Burada elektrot olarak platin çubuk kullanılmıştır. Diğer tarafta daha önce gördüğümüz katı çinko ve çinko artı 2 çözeltisi var. Bu ünitede karşınıza çıkabilecek farklı tip elektrotları tanıtmış olduk. Tekrar ediyorum, katot ve anotta hangi tepkimelerin gerçekleştiğini unutmamalısınız. Pekala, çok kısaca pil potansiyelinden bahsedeceğim. Buna pil voltajı veya elektromotor kuvvette denir. Elektron akışı devredeki elektrotlar arasında bir potansiyel farkı oluşturur. Bu potansiyel farkı delta G ile ilişkilendirilebilir. Bu tepkimede delta G eşittir elektron akışı ile oluşan potansiyel farkı çarpı Faraday sabiti çarpı elektronun mol sayısıdır. Ve başında eksi işareti vardır. Bu pilin serbest enerjisidir. Bu kavramı daha önce görmüştük. Şimdi size kısaca bazı bilgiler vereceğim. Bazı standart terimlerimiz var. Delta E0, buna pil potansiyeli, pil voltajı ve standart elektromotor kuvvet adı verilir. Yani birden çok ismi vardır. Burada reaktifler ve ürünler standart hallerindedir. Birimi volttur. Bazen sorularda karşımıza milivolt olarak da çıkabilir. Şimdi bir clicker sorusuyla dersi bitirelim. Ve bugünün clicker şampiyonunu açıklayalım. Son 10 saniye. Çoğunuz bunu doğru anlamış olmalısınız.